Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugün tasarımcı Tevfik Kurşunoğlu'na konuk oluyoruz. Kendisiyle birbirinden başarılı tasarımları ve tasarım süreçleri hakkında konuşacağız. Programımıza hoş geldiniz Tevfik Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Tevfik Bey, ilk olarak firmanızdan ve biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii ki. Biz yaklaşık olarak 16 yıllık bir firmayız, TK Design olarak. TK Design'in 16 yıllık geçmişine döndüğümüzde 20'li yaşlarda kurduğum bir firma, yaklaşık olarak bir 3 aylık emekleme sürecinden sonra oluşturduğumuz, zorlu bir süreçten sonra oluşturduğumuz bir şirket açılışımız oldu. Ama bu süreç benim öğrencilikte 2. sınıfta okuduğum bir süreçti. Bu sürecin içerisinde ben burslu okudum ve Trabzon'dan İstanbul'a geldim ve bu üniversite dönemini mecburiyetten çalışmak zorunda geçirmek durumundaydım. Bu süreci de tasarımlarımla birlikte, yaptığım işlerle birlikte geliştirmek mahiyetinde insanlara da aynı zamanda yakın çevremdeki öğrencilere de bir nebze olsun katkıda bulunmak için özel ders veriyordum ve bunun karşılığında bunun karşılığında çok cüzi bir miktarda da bir kazanç elde ediyorduk. Bu kazancı biriktirerek aslında şirketin ilk birikimini oluşturup şirket sermayesi yaparak şirketi açtım. Bu 16 yıllık sürecin içerisinde de takribi olarak %80'i yurt dışı olmak üzere, %20'si de yurt içi piyasasına olmak üzere hizmet verdiğimiz birçok proje oldu. Birçok tasarım oldu. Projeleriniz birbirinden başarılı gerçekten. Teşekkürler. Hepsini çok ciddi, hani aşk ve sevgiyle yapıyoruz. Birazcık cani gönülden aslında, tutkuyla. Aynen, tutkuyla yapıyoruz. Buradaki zaten esas bizi diğer firmalardan da farklı kılan aslında tasarım en belirgin özellik. Birincisi, bu işi sadece teknik bir iş olarak değil, sanatsal bir iş olarak da gördüğümüzden dolayı ve sanattan feyz alarak tasarımlarımızı uygunlaştırdığımız için çok daha özgün, çok daha orijinal, çok daha kendi kimliğini yansıtan ürünler ve mekanlar yapabilme kabiliyetimizi artırıyor bu. Evet. Tasarım kabiliyeti konusunda çok yetenekli insanlarımız var ama çoğunluğu hep yurt dışında. Ben gözlemliyorum, benim öğrencilik dönemimden bu yana birçok hem öğrenci olsun, hem yakın çevremdeki dostlarım olsun ve hem mimarlıkta, iç mimarlıkta, endüstrinde, tasarım bölümünde mezun olup hep yurt dışına gitmiş. Buralarda kendilerini kanıtlamaya, çalışmaya gayret etmiş insanlar var ama süreçte ne yazık ki bu birazcık da ekonomiyle de bağdaşıyor. Çünkü yaptığımız işin mahiyeti şuraya bağlanıyor. Şimdi bir ekonomik kaygısı olmayan insan sanata ve tasarıma ihtiyaç duyar. Çünkü ekonomik kaygısı olup kendi geçim derdini düşünen bir insanın tasarımsal bir kaygısı yok. Şimdi bu tasarımsal kaygıyı oluşmaya başlaması için bir kere o ülkenin ekonomik yetkinliği belirli bir düzeyin üzerine çıkması gerekiyor. Bizim yaptığımız tasarımlar bilhassa tamamen o düzeyin en top noktasında. Yani burada yaptığımız kitlenin, şöyle söyleyeyim, dünya gelir düzeyinde %1'lik kısma belki hitap ediyoruz biz. Çünkü çoğunlukta yurt dışında yaptığımız işlerin hemen hemen %90'ı malikaneler, bireysel kendi VIP ofisleri ve bunların dışında holding binaları. Yani bunlar yapılırken doğal olarak ekonomik güce bağlı olarak tamamen özgün tasarlanabiliyor. Ama standartizasyon geldiği an ve birçok şeyi sadece hazır alıp kullanmak olduğunda bu bir tasarım olmuyor. Peki siz tasarımlarınıza neyden ilham alıyorsunuz? Biz insanoğlunun çevresinde gördüğü her şeyden. Yani
Çünkü insanoğlu görmediğini hayal edemez. Hayal edemediğini de geliştiremez. Öncelikle çok fazla gözlemlemek gerekiyor. Yani bu kitaplardan gözlemlediğimiz, çevremizde gezdiğimizde, fuarlardan tutun işte otellere gittiğimiz restoranlara, her yer. Bizim için gördüğümüz bir bardak veya işte bir mumluk veya bir telefon kabı, her şey bizim için ilham kaynağı. Yani bir zımba teli bile çok basit bir şekilde bizim için bir koltuk enstrümanına dönüşebilir veya ondan bir bina türetebiliriz. Aslında duyunca çok tuhaf geliyor böyle ama. Bizim için hayal gücü diye. Evet, hayal gücü. Evet, deneyim ve tecrübeler çoğalınca çok kolay bir hale gelebiliyor. Ama bu tabii her iş için olabilecek bir süreç değil. Yani bazen müşteriler gelip sizi önünüzü tıkayabiliyor. Bizim belirli bir bütçemiz var diyor. Ve belirli bir bütçenin içerisinde hareket edip bunları da bu sefer birinci plana ekonomiyi çıkartıyorsunuz. Yani birinci planda ekonomi olunca yaptığınız tasarımlar açıkçası kısıtlanıyor. Aslında bu da tasarımı geliştiren bir süreç. Şu yönden, şimdi sınırları olmadığı zaman evet tasarım çok ufku geniş ve engin bir hal alıyor. Ama ekonomi de işin içerisinde kısıtlandığı zaman bunları minimalize etmek ve her şeyi arındırabilmek kabiliyeti giriyor işin içerisine. Bunlar da gerekli. Hepsini bir arada. Aslında bizim tasarım anlayışımız ergonomi, estetik ve ekonominin üçünün bir arada değerlendirilmesiyle ortaya koyduğumuz aslında ürünler. Tek başına sadece ben estetiği baz alırım ve uçarım kaçarım dediğinizde olmuyor bu işler. Buradaki süreçleri geliştirebilmek için step by step, adım adım gitmek lazım. Yani işin geneliyle, müşteriyle konuşulurken ekonomi mi ön planda, estetik mi ön planda, yoksa orada ergonomi mi ön planda? Bunları değerlendirerek tasarım sürecine başlamak lazım. Ama aslında hepsinin bir arada tutulması. Hepsinin bir arada olması gerekiyor ama oranları değişiyor. Ya oranların bazen %80'i projenin estetik ön planda, özgünlük ve orijinalite ön plandadır. Hiçbir şekilde fiyat konuşulmaz. Yani sınır yoktur fiyatta. Ama bazen ekonomi birinci plandadır. %80 o genelini temsil eder. Ona göre %20 diğerlerini çözmeye çalışırsınız. Peki Tevfik Bey, yapılarınızı tasarlarken çevre süliyetiyle olan ilişkisini nasıl bağdaştırıyorsunuz? Çevre süliyeti hususu biraz ülkemizde sıkıntılı. Evet. Sıkıntılı ama şöyle ilham alınacak ve ders çıkartılacak çok güzel tarihi mekanlarımız da var. İstanbul Tarihi Yarımadası'na baktığımızda geçmişimizde ecdadımızın yapmış olduğu tarihi eser, bütün yapıların birbiriyle uyum içerisinde çalıştığı, hiçbirinin birbirine çıkıklık yapmadığı, her türlü güneşin, rüzgarın, her şeyin hesap edildiği, hesaba katıldığı ve bütünsel bir şehir mekanizmasının işlediği yapılar olduğu için bugün üzerinden 500 yıl geçmiş olmasına rağmen İstanbul dediğimizde o süliyet hala İstanbul süliyeti. O yüzden o tür yapıları oluşturabilmek için aslında anlık çözümler değil, gelecekçi, yani en kısa vadeli 500 ila 1000 yıl düşünmek lazım yapacağınız tasarımları. Burada yapacağımız tasarımları kısa vadeli sadece geçici olarak işte depremden korunalım, işte diğer hava şartlarından bizi korusun diye yapılmış yapılar olmaması gerekiyor. Buradaki bizim yapılan yapıları tabii inşa ederken burada mimarlara, iç mimarlara, şehir plancılara çok ciddi iş düşüyor. Ya bu yükü kaldırabilecek kapasitede çok azınlıkta insan var ne yazık ki Türkiye'de. Bu azınlıkta olan insanların çoğalması için eğitim sisteminin de ona göre kalitesi ve bu konudaki özgünlüğü artması gerekiyor. Dünyada çok güzel örnekler var. Yani hiç gelişmemiş dediğimiz ülkelerin bazılarında, mesela Kuzey Irak Erbil'in inşasında 5 yıl ben orada inşaatla ilgili çok ciddi projelerde bulundum. Bulunduğumuz esnada da oranın gelişim sürecini de gözlemledim. Azerbaycan Bakü de öyle. Aynı gelişim sürecini orada 7 yıllık bir süreçte sürekli gitgellerle birlikte orada bulunduk. Bulunduğumuz süreçte her ikisini de gözlemlediğimde hani onlar bizden çok daha küçük, çok daha hani ülke statüsünde bile değil Erbil. Baktığınızda Azerbaycan Bakü bizim neredeyse onda birimiz kadar ülke ve gelişmişlik seviyesi bizden 15 yıl önce çok çok altlardı. Şu anda Bakü dünyanın en güzel şehirlerinden biri olmaya aday ve en gelişmiş şehirlerinden biri olmaya aday. Sebebi yapılan yapılaşmanın şehri
eskiyi yok ederek değil, eskiyi koruyarak üstüne de sentezleyerek inşa etmek. Eklemeleri az. Evet, sentezleyerek yani eklektik bir yapı inşa etmek. Bizde eklektik yapı ne yazık ki prekast anlayışıyla sadece binaları birazcık daha içerisinden mahal kazandırmak için dış çapı uygulamaları yapılan bir materyal olarak görüyorlar. Evet, Tevfik Bey tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle tasarımcı Tevfik Kurşunoğlu ile gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.